Saygıdeğer dostlarım merhabalar. Bugün yine bir ilanla karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Ortalama 200 kişiden bahsetmiş olacağız. Başvuru tarihleri 1 Nisan 21 Nisan arasında gerçekleşecek. Pozisyonlar, iller, hangi kadrolar alınacak hepsini de birazdan paylaşacağız sizinle. Öncelikle arkadaşlarım başvuru şekli nasıl olacak? Yine internet adresi var arkadaşlar. personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. Herhangi bir posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecek. Arkadaşlarım adaylar bu sitesine girerek e-Devlet şifresiyle başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak tercih yap ekranına yönlendirilecek. Buradan ilgili alımı tıklayarak tercihlerini yapacaklar ve tamamlandıktan sonra da tercihlerimi göster butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini görebilecekler. Arkadaşlarım eğer başvurusu kabul edenler olursa sözlü sınava çağrılacak yine bu çağrılma işi yine Milli Savunma Bakanlığı'nın personel adresi üzerinden yayınlanacak. Ekstra farklı bir şekilde cep telefonuna mesajdır, elektronik postadır bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Sınava gelirken yanınızda bulunması gereken evraklar, sınav çağrı belgesi, nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopisi, öğrenim belgesi, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi, müracaat ettiği ünvana ait ustalık kalfalık belgesi ya da MEP onaylı sertifika ehliyet belgelerinin aslı ya da fotokopili onaylı sureti. Erkek adaylardan eğer askerliğini yapmamış ise askerlik durum belgesi, yapmış ise terhis belgesi, muaf ise muaf olduğuna dair belge. Adli sicil kaydı arkadaşlarım ve son olarak da güvenlik soruşturması. Şimdi bu güvenlik soruşturması önemli. Nereden bulacağız? Bunu Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanının hemen altında ekstra bir belge olarak sunmuşlar. Oradan çıktı yapacaksınız. Hatta şöyle bir şey çıktı da değil. Şimdi bunu açıklayayım. Bu adaylar tarafından doldurulma talimatına uygun olarak bilgisayarda büyük harfle doldurulacak. Bir kere çıktı alıp dışarıda kalemle yazmıyorsunuz. Bilgisayar üzerinden büyük harflerle dolduruyorsunuz. İki suret çıktısını alıyorsunuz. Formun sağ üst kısmında bir fotoğraf kısmı var arkadaşlar. Sakın dışarıdan bir fotoğraf alıp da çıktının üzerine bunu yapıştırmayın. Asla öyle olmayacak. Nasıl yapacağız? Fotoğrafımızı yazıcıdan taratacağız, renkli bir şekilde baskısını oraya yapıştıracağız. Yani internet üzerinden, bilgisayar üzerinden bir yapışma söz konusu olacak. Dışarıda çıkartıp da üzerine ekstra bir fotoğraf yapıştırmıyorsunuz uygun olmadığı zaman da iptal edilir. Bu da iyi olmaz sizin için arkadaşlarım. Şimdi gelelim pozisyon ve kadrolara. 31 tane destek personeli alınacak hizmetli kadrosunda İstanbul istiyor bunu. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanında mezun olmak yeterli. Yine arkadaşlar 15 kişi hizmetli bu da Ankara'da herhangi bir lise mezunu. Yine 8 kişi hizmetli İzmir'de herhangi bir lise mezunu. 11 kişi hizmetli Balıkesir'de herhangi bir lise mezunu. 6 kişi hizmetli Yalova'da herhangi bir lise mezunu arkadaşlarım. 6 kişi aşçı alınacak. Yine lise mezunu olacak. Yalnız orta öğretim kurumlarının yiyecek hizmetleri aşçılık dalından mezun olanlar varsa Bunlardan belge, sertifika istenmeyecek arkadaşlar. Aday diplomasını sisteme yükleyerek başvurusunu gerçekleştirebilecek. Ya bunun haricinde herhangi bir lise mezunu arkadaşım ise bu da MEP onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak zorunda buna başvura yapabilmesi için. 3 kişi aşçı o da İzmir'de çalışacak. Yine bir lise mezunu biraz önce söylediğim şartlar bunun için de geçerli arkadaşlarım. 4 kişi berber alınacak İstanbul'da. Yine lise mezunu. Arkadaşlar eğer dışarıdan MEP onaylı ustalık kalfalık belgesi erkek berberliği dalında ustalık kalfalık belgesine sahip olacak. Ya da orta kurumlarının güzellik ve saç bakım hizmetleri erkek kuaförü dalından mezun ise herhangi bir sertifika istenmeyecek. Sadece diploması sisteme yüklenecek. 6 kişi berber alınacak Ankara'da. Bu da bir lise mezunu. Erkek berberliği dalında ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olacak. Ya da eğer güzellik ve saç bakım hizmetleri erkek kuaförlüğü dalından mezun ise sadece diplomayı sisteme yükleyecek. Bir berber İzmir'de alınacak. Bu da lise mezunu. Aynı şartlar bunun içinde geçerli. Dört berber Balıkesir'de yine lise mezunu. Aynı şartlar bu arkadaşlarım içinde geçerli. Bir berber Yalova'da yine aynı şartlar bu arkadaşlarım için geçerli. Yani şartlar derken arkadaşım lise mezunu olmuş ve MEP onaylı erkek berberliği dalında ustalık ya da kalfalık belgesi varsa onu sisteme yükleyecek. Eğer güzellik ve saç bakım hizmetleri erkek kuaförlüğü dalında mezun ise sadece diplomasını sisteme yükleyecek. 6 garson alınacak İstanbul'da Lise mezunu yalnız liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı, bar, servis, hosteslik, turizm endüstrisi, servis hizmetleri dalından mezun olmak. Şart bu. İki garson alınacak İzmir'de yine orta öğretim kurumlarının aynı dal mezunları. Bir garson alınacak Yalova'da yine aynı dal mezunları. İki şoför alınacak İstanbul'da lise mezunu D sınıfı ehliyeti olması, 01.01.2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak. 2 şoför Ankara'da alınacak. Lise mezunu, D sınıfı ehliyeti bulunmak, 01.01.2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak. İki şoför alınacak Balıkesir'de lise mezunu yine aynı şartlar. Bir şoför alınacak Yalova'da yine aynı şartlar. Sekiz terzi ya da ütücü alınacak İstanbul'da arkadaşlar lise mezunu. Özellikle bayan veya erkek terziliği dalında ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak veya MEP onaylı terzilik sertifikası olmak. Eğer bu değilse Orta öğretim kurumlarının moda tasarım teknolojileri veya giyim üretim teknolojisi alanlarından erkek veya kadın terziliği dallarından mezun olanlar varsa bunlar sadece diplomasını sisteme yükleyecek. Aynı durum Ankara'daki 4 terzi alımı içinde söz konusudur arkadaşlarım. Yine İzmir'de iki terzi içinde aynı şey söz konusu. Balıkesir'deki 4 terzi içinde aynı şey söz konusu. Yalova'daki bir terzi içinde aynı. İstanbul'daki 6 kaloriferciye gelelim şimdi. Yine lise mezunu. Özellikle kalorifercilik dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEP onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olmak. Bu durum Ankara'daki iki kaloriferci içinde aynı şartlar anlamına geliyor. İzmir'deki bir kaloriferci içinde aynı, Balıkesir'deki iki kaloriferci içinde aynı şartlar bulunuyor. Şimdi İstanbul'daki bir boya badana ustasına gelelim. Yine KPSS P94 lise mezunu. Boya boyacılık veya yüzey hazırlama dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya MEP onaylı sıva badana ve boyacılık sertifikası olmak. İstanbul'da bir elektrik mühendisi isteniyor. KPSS P3'ten arkadaşım fakültelerin elektrik mühendisliği bölümü mezunu olması lazım. Yine Balıkesir'deki bir elektrik mühendisi için de aynı şart. Fakültelerin elektrik mühendisliği bölümü mezunu olması lazım. İstanbul'da bir çevre mühendisi alınıyor. Fakültelerin çevre mühendisliği bölümü mezunu olması lazım. Aynı şey Ankara'daki bir çevre mühendisliği için de söz konusu. İstanbul'da bir gıda mühendisi alınıyor. Fakültelerin gıda mühendisliği bölümü mezunu olması lazım. Yine İstanbul'da bir veteriner hekim alınıyor. Fakültelerin Veteriner Fakültesi mezunu olması lazım. Yine İstanbul'da 3 psikolog alınıyor. Psikoloji lisans programından mezun olması lazım. Ankara'da 1 psikolog alınıyor. Psikoloji lisans programından mezun olması lazım. İzmir'de 1 psikolog alınıyor. Psikoloji lisans programından mezun olması lazım. Balıkesir'de bir psikolog alınıyor. Yine psikoloji lisans programından mezun olması lazım. İstanbul'da bir diyetisyen beslenme ve diyetik lisans programından mezun olması lazım. İzmir'de bir diyetisyen yine aynı bölüm mezun olması lazım. İstanbul'da iki harita ve kadastro teknikeri alınacak. Harita ve kadastro ön lisans programından mezun olması lazım. Yalova'da bir harita ve kadastro teknikeri alınacak. O da harita ve kadastro ön lisans programından mezun olması. Ankara'da bir fotoğraf ve kamera teknikeri alınacak. Fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programından mezun olmak. Balıkesir'de bir matbaa teknikeri alınacak. Matbaacılık, matbaacılık ve baskı teknikleri, basım ve yayım teknolojileri ön lisans programından birinden mezun olmak. Ankara'da bir makine teknikeri alınacak. Makine ön lisans programından mezun olmak lazım. İzmir'de bir makine teknikeri alınacak. KPSS P93 ön lisans makine ön lisans programından mezun olmak. Balıkesir bir makine teknikeri alınacak. Makine ön lisans programından mezun olmak. İstanbul bir tane teknikeri alınacak inşaat teknikeri. inşaat inşaat teknikerliği, inşaat teknolojisi ön lisans programlarından birinden mezun olmak. Yine aynı durum Ankara'daki bir inşaat teknikeri için, İzmir'deki bir inşaat teknikeri için de geçerli. İstanbul'da bir iklimlendirme teknikeri alınacak. İklimlendirme ve soğutma, iklimlendirme soğutma, iklimlendirme soğutma teknolojisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak gerekiyor. İstanbul'da bir marangoz alınacak. Orta üretim kurumlarının ahşap teknolojisi alanı, ahşap doğrama imalatı, ahşap iskelet imalatı, ahşap yapı doğramacılık, mobilya imalatı dalları veya mobilya ve iç mekan tasarım alanı, ahşap doğrama teknolojisi, iç mekan ve mobilya teknolojisi, mobilya iskeleti ve döşemesi dallarından mezun olmak aynı durum arkadaşlarım Ankara'daki bir marangoz içinde geçerlidir. İzmir'deki 3 marangoz içinde geçerlidir. Balıkesir'deki bir marongoz için de geçerlidir. İstanbul'da bir metal teknisyeni alınacak metal işleri teknisyeni mesleki ve teknik eğitim veren orta üretim kurumlarının metal teknolojileri veya dengi dallarında mezun olmak istenmiş. Ankara'daki bir metal işleri için de aynı durum söz konusu İzmir'deki bir metal işleri için de aynı Balıkesir'deki bir metal işleri için de aynı şartlar söz konusu. İstanbul'da 3 elektrik teknisyeni alınacak. Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak. Ankara'daki 3 elektrik teknisyeni için de aynı, İzmir'deki 3 elektrik teknisyeni için de aynı durum söz konusu. Balıkesir'deki 2 elektrik teknisyeni için de aynı durum söz konusu. İstanbul'da 4 sıhhi tesisat teknisyeni alınacak. Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak şart. Bu durum arkadaşlar Ankara'daki 3 sıhhi tesisat içinde, İzmir'deki 2 sıhhi tesisat içinde, Balıkesir'deki 1 sıhhi tesisat içinde aynı şartları kapsamaktadır. Arkadaşlar biz bize düşeni yapıp size bu bilgileri verdik artık top sizde Rabbim yapmış olduğunuz başvuruların kabulünü nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun, takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.